Evet sevgili dostlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Pop Games TV ekranlarından Aycan. Bugün Euro Truck Simulator 2'de yani ETS 2'de bir tura çıkacağız. Yaklaşık 4280 kilometrelik bir yolumuz var. Bu yolda arkadaşlar sohbet muhabbet vesaire yapa yapa gideceğiz. Oyuna yeni gelen güncelleme ile beraber yeni tanıtılmış olan Duff'ın XG Plus adlı tırını aldım. Dorsesini de aynı lansmandaki gibi yaptım. Full lansman aracıdır. Dorsesiyle, rengiyle vesaire. Çok şık bir araba gerçekten. Tasarım da çok güzel. İlk resmi olarak dijital aynalı, hani içeriden aynalı kameralara sahip, geri görüş kameralarına sahip tırdır. Kendisi güzel de bir tırdır. İş tasarımı da çok hoş. Benim bu oyunda iki favori tırım var. Biri Renault'un Evolution serisi, bir de bu tır oldu. Gerçekten güzel bir tır. Hızı vesaire falan gayet yerinde. Renk olarak da lansman rengini seçtik. Şimdi isterseniz sevgili dostlar ufaktan rotamıza başlayalım. Ben telif yememek için müzik vesaire açmayacağım. Sohbet muhabbet üzerine bir yolculuk olacak. Tırı böyle aksesuarladık. Tır yeni çıktığı için dışarısına çok böyle ekstrem bir aksesuarlama yok. İlerleyen günlerde aksesuar paketleri çıkacaktır buna. Çünkü tır lansman yapıldıktan bir gün sonra oyuna geldi. Bu da gerçekten ETS'nin yani SCS'nin artık oyun dünyasından ziyade tır firmaları üzerine de bayağı bir etkisi olduğunu kanıtıdır. İsterseniz lafı çok fazla uzatmadan oyunumuza başlayalım. Şimdi iç görünüşümüze geçelim. Arkadaşlar dijital gösterge, full screen, hayalet ekran vesaire. İç kısım böyle. Ben kabin aksesuar seti satın almıştım. İşte çantaydı, örtüydü, işte yastıktı, gözlüktü, bardaktı falan, tabletti vesaire. Bunları alabiliyoruz. Şuraya Steam atölyeden radar koydum. Ben de trafik cezaları, uyku, benzin, full her şey orijinal neyse o. Yani en gerçeğe yakın şekilde oynuyoruz. Dijital aynalar dediğim gibi tablet şeklinde. Bunlar ilk defa bir tırda standart olarak orijinalde geliyor. Evet arkadaşlar, artık hazırsak başlayabiliriz. Direksiyon olarak Logitech G25 kullanıyorum. Eski bir tır, eski bir direksiyondur. Ama iş görüyor. Ben aldığımda 1200 liraydı. Şimdi bunun yenisi Logitech'te 5500 lira bir tutar var. Yani ben rotamızı da göstereyim. Rotayı göstermeyi unuttum. Şu an İstanbul'dayız. 3. havalimanının oradayız. Buradan geçeceğiz. Sonra sınır kapısından geçeceğiz. Hamza Bey'le sınır kapısından geçeceğiz. Sonra Trnova, Plevne, Kozluduy, Krayova, Tamişvar, Sigedin, Bratislava, Viyana, Avusturya'ya geçeceğiz. Avusturya'dan Salzburg, Almanya, Münih, Almanya'ya devam edeceğiz. Otobanlarda Zürih, Almanya'ya devam edecek. Bern, gene Almanya, Cenevre, İsveç tarafı, Lyon, Fransa. Fransa'dan aşağıya ineceğiz Montpellier'den. Sonra da sevgili dostlar Barcelona tarafından geçeceğiz İspanya'ya. Vandellos'tan Villarreal. Sonra da Belen, Kurtuba. İspanya Kurtuba. Yani Kordoba. Kordoba'ya gideceğiz. Yani şöyle baktığımız zaman İstanbul'dan böyle çıkacağız. Kurtuba, Sevilla tarafına doğru, Kordoba'ya doğru gideceğiz. Arkadaşlar bende genişleme paketi var. Bizim Türk kardeşlerimizin yaptığı İstanbul paketi var. Normalde Road of the Black Sea var. Resmi olarak geliyor. Ama bizim vatandaşların yaptığı şeyle bu kısımlar komple yapılmış. Ellerine sağlık, gerçekten tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, böyle güzel şeyleri bize de yaşatıyorlar. Çünkü yani İstanbul şu kısmına kadar, Edirne kısmına kadar mevcut normalde.
şu kısımdan sonrası yok. Hadımköy'den sonrası yok ama sağ olsun arkadaşlarımız bu kısımları da hazırlamışlar büyük bir titizlikle. Gerçekten çok güzel görünüyor. Zaten sohbet muhabbet gideceğiz. Şöyle baktığımız zaman da bende bütün DLC'ler var. İspanya'dan tutun İtalya'ya birçok yer bende mevcut. Şu anda şeyi bekliyorum. Heard of the Russia. Yani Rusya çıkacak şimdi. San Petersburg'dan sonrası gelecek buraya da. Şu anda hazırlıyorlar. Çıktığı zaman onu da alacağız. O da eklenecek. Bu da kanala gelmiş olacak. Evet, şimdi ilerleyebiliriz ufaktan. Tırı aldığımdan beri 3000 kilometre yaptım sevgili dostlar. Şimdi bu dıt dıt öten şey arkadaşlar söyleyeyim. Mesela burada şey gösteriyor. Diyor ki 30'da gitmen lazım diyor. Ben 39'da gidiyorum. Onu gösteriyor. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. Grafikler en sonda arkadaşlar. Monitör olarak da Xiaomi'nin 34 ekran bir monitörünü kullanıyorum. Gerçekten memnunum. Soldan devam edin. Ya şu oyunun geniş ekranda oynanması gayet farklı bir deneyim. Çünkü ben bu oyunu tablette de açıyorum. Çizim tableti. Yani laptop daha doğrusu özür dilerim. Laptopta açıyorum. Laptopta tabii ki de hani bu DAF bardağından sonrası yok arkadaşlar. Yani DAF şöyle söyleyeyim. DAF'ın D'si gözüküyor ama gerisi yok. Normal laptopta. Yani grafiksel olarak gayet başarılı. Her 1000 kilometrede bir oyunu kaydedeceğim. 1000 kilometreden sonra bölüm sonlanacak. Sağda kalın Diğer bölüm ve sonra yüklenecek. sağa dönün. Ve öbür bölüm gelecek. Yani her 1000 kilometrede bir kayda durduracağım. Yoksa kayıt çok şişiyor. Rota tekrar hesaplanıyor. YouTube bu kadarına izin vermediği için. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Bakalım ana yoldan bir araba geliyor mu? Kameradan gördüğüm kadarıyla yok. Çıkabiliriz. Arkadaşlar 11 milyona yakın Döner bir kavşakta ikinci çıkışı kullanın. paramız mevcut. Ne diyor mesela? Okuyalım. Atık su, arıtma, çevre yolu vesaire vesaire. Şu Renault'da geçsin. Kazaya sebebiyet vermeyelim. Geçecek misin, duracak mısın arkadaşım? Şimdiki çıkışı kullanın. Bu öten şey tam camdaki şey radar. Geldi bana vurdu. Bak benim bir suçum yok. Ceza yazmadı. Şunlar radar arkadaşlar. Şu öten tepedeki şeyler radar. Şu bizim camdaki şey işte radar olduğunu söylüyor. O sayede ceza yemiyoruz. Ama bazen yapıştırıp geçiyorum. O yüzden bir sıkıntımız olmuyor. Soldan devam edin. Edelim canım. Şöyle dışarıdan da açalım makine bir görünsün. 500 beygir. Niye içeri attı? Heh. Tünelden vesaire geçince içeri atıyor ne hikmetse. Maşallah ya. Çok güzel yapmışlar ya. Gerçekten DAF'ın eline sağlık. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Kantar var mı? Kantardan geçeceğiz eğer varsa. Bildiğiniz bizim tabelalar vesaire her şey hazırlanmış arkadaşlar tarafından. Gayet makul. Güzel olmuş. Sağa dönün. Çatalca, Tekirdağ, Edirne yönüne ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bizi neler bekliyor. Güzel bir gezinti olur umarım. 4000 küsür kilometre gideceğiz. Geceler, gündüzler, yağmurlar vesaire falan. Şimdi oyunun eksilerini, artılarını konuşabiliriz. Birçok şey konuşabiliriz oyun hakkında. Çünkü yolumuz bayağı uzun. Belirtmemde fayda var. Ben oyunu 2 aydır oynuyorum.
Ama şöyle, ben oyunu alalı yıllar 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 oldu. Eski halinden oyunun eser yok. Oyun gerçekten çok ciddi güncellemeler almış, özellikle grafik olarak. Ben bu oyunu ilk oynadım da grafikler, yani çok kaba bir tabirle çamur gibiydi. Yani şu grafikler muazzam yani, bu oyun için muazzam. Tabii daha da iyi olacaktır. İleride DirectX 12'ye, DX12'ye geçecek bu oyun. DX12'de zaten grafikleri düşünün neler olacaktır. Yani şu an bile bu grafikler böyleyse ileride kim bilir nasıl olur. Normalde bu grafikler hiç böyle değildi. Yani anten aliasing yoktu, ölçekleme yoktu, hiçbir şey yoktu. Ama oyunda gerçekten çevresel grafikler, özellikle Twitch'i tasarım ve grafikleri vesaire, ekipmanlar, donanımlar, birçok şey eklenmiş. Yani benden bu oyunu görüp oynayıp direksiyon alan vatandaşlar tanıyorum. Yani o derece iyi. Ben normalde bu oyunu 5-6 sene önce açıp yüklemiştim. Yani grafikleri sarmamıştı. Çok sığdı. Yani sığdan kastım, harita ve genişleme paketi çok azdı. Yani hep Almanya ve civarında geziniyordunuz. Mecburen ben Almanya'yı seçiyordum hani gezmek için. Ama şimdi İstanbul'da dolanıyorsun. İstanbul'dan göreceğiniz gibi İspanya'ya kadar, Kordoba'ya kadar yolumuz var. Selam olsun Türk bayraklarına. Arkadaşlar normalde oyunda 90 km hız sınırı var menüde. Onu kaldırırsanız tırınız böyle gördüğünüz gibi hızlanır. Yani öyle hız modu yüklemenize gerek yok. Oyun aslında diyor ki, hani normalde diyor, tırların gideceği maksimum hız, yani yasal hız diyor, 90 diyor. Ama menüden onu kaldırırsanız ne olmuş oluyor? Tırınız hani maksimum gücü neyse ona çıkmış oluyor. Ya ben de böyle gazlıyorum. Hız sabitleyicisini açalım arkadaşlar. Böyle gitsin. Ama ileride de gişe var. Mecburiz, yavaşlayacağız. Yavaşlayacağız, yavaşlayacağız. Şu tırın arkasında kalmam lazım mı? Kantar var mı burada? Yok. Şöyle düz geçebilirim. Kınalı gişelerindeyiz arkadaşlar. Olan olaya bakar mısınız? Kişiye takıldı tır. Neyse, gerçi çok hızlı vurmadığımız için. O sıkıntı ne? Bu oyunu 2 aydır kullanıyorum. İlk defa gişeye taktım. Öyle yavaş yavaş geç bakayım. Neyse, hasar almadı tır. Haberlerde çıkmadık. Sıkıntı yok. Sağa doğru yanaşalım. İleriden çıkış yapacağız. Sağdan devam edin. Kuzey Marmara otoyolundan çıkıyormuşuz. Kapıkule Edirne yönüne, İstanbul Edirne Kapıkule yönüne ilerleyeceğiz. Burada da ne Sağdan diyor? devam edin. Edirne Kapıkule devam. Arkadaşlar belirtmemde çok ciddi fayda var. Direksiyonun tur sayısını ne yaptıysam ayarlayamadım. Ayarlardan vesaire. Yani beceremedim. Yapıyorum dönmüyor. Yapıyorum çok hızlı dönüyor. Yapabildiğim en iyi ayar bu. Yani mesela ben yarım çeviriyorum. Direksiyon tam dönüyor gibi bir durum söz konusu. O yüzden kendi kullandığım direksiyona bakmıyorum. Ekrandaki direksiyondan referans alarak ilerliyorum. Yani ekrandaki direksiyona bakıp yolu takip ettikten sonra çok ciddi zorlamıyor. Ufak bir alışma süreci oldu benim için. Onu atlattıktan sonra çok büyük bir dert olmadı yani gerçekten. Gayet güzel güzel ilerliyoruz. Şimdi makineye bir dışarıdan bir bakalım. Dorsey falan kendim aldım yaptım arkadaşlar. Dorsey haricen satılıyor. Tır sadece tek başına arkası
çıplak halde alıyorsunuz. Dorseyle almıyorsunuz. Onu belirteyim. Lan vuracaktık, az kaldı. Edirne Kapı Kule önüne devam. Biraz camı açayım isterseniz. Camı açınca motor sesi ve dış ses içeri daha fazla gelmeye başladı, dışarıdaki ses. Onun da farkını çok iyi ayarlamışlar gerçekten. Yani hissediyorsunuz hani o camın açıldığını ve cam açıldıktan sonra içeri gelmesi gereken sesleri gayet iyi ayarlamışlar. Bu konuda ideal yani. Şöyle biraz hava aldık. Kapatalım, klimayı açalım. Evet, burada kantar var. Şu tırın arkasında kalabilirsek ne ala. Tamam, araya girdik. Araya girdik birader. Tamam, muayene kantarlarına gireceğiz şimdi. Araç hasarını ve aracın üzerindeki kiloya bakacaklar. Geç sen dayıcım. Tamam, sırayla kantara gireceğiz şimdi. Evet. Çok kısa bekleyeceğiz, o geçecek orada. Şimdi sıra bizde. ...22 ton ağırlığındayız. Ufaktan çıksak iyi olacak. Hadi gitsen de gitsek biz de ya. Bak geldi, çaktı. Sinire kestim şimdi. Ha, bu önde ne oldu? Neyi bekliyorsun sığır? Ha? Benim bana vurup öyle düz gitmeyi mi bekliyordun? Bak şimdi ben sana neler yapacağım. Gel. Gel sen, gel. Gel. Gel, kaçamazsın, gel. Bak sıfıra sıfır geçeyim de sana. Oh ne güzel oldu. Ne güzel oldu. Oh sana, sinirlendirdi beni. Edepsiz şerefsiz. Pislik be. İşte böyle meta sığırlar var arkadaşlar, gerçekte olduğu gibi. Arkadaşlar otomatik vites oynuyorum. Hiç vites atmakla uğraşamayacağım. Çünkü vitesi de ayarlayamadım. O yüzden böyle daha iyi. Evet arkadaşlar, gelelim oyunun eksilerine. Daha fazla dinamik, fizik dinamiği isterdim. Yani aslına bakarsanız böyle çevirince birçok dinamik var. Yani tır gerçek anlamda amortisör yaylanma efektlerini vesaire filan veriyor. Mesela şunu isterdim. Kar yağsın oyunda. Kar hiç kar yağmıyor. Sağdan çıkın. Hiç kar yağmıyor oyunda. Kar yağmasını isterdim. Kar yağsa, sonra bu lastikler yetmese, karda olmasa, kar yağdığı zaman gitsek servise lastikleri değiştirsek, sonra o lastiklerle devam etsek falan. O da bize vakit kaybettirse biraz. Normal olarak vakit kaybedeceksin. Sonra da şey yapacaksın işte. Vakit kaybedeceğin için daha hızlı gidip malı yetiştirmeye falan çalışacaksın. Yani bayağı güzel şeyler eklenebilir. Tabi benim şahsi fikrim. Katılmayabilirsiniz. Olabilir, normal. Bak selektör atıyorum, selektör yapıyorum. Mesela böyle güzel detaylar da var. Evet. Hamza Beyli gümrüğüne geldik.
Bayrağa bak, bayrağa. Esas duruşa geçin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Açın bakayım kapıyı uşaklar. Tamam, burada da kantara gireceğiz. Tartılacak. Tamamdır. 22 ton devam. Bu araç içi paketleri sayesinde ekranı tablet ve şey cama tablet vesaire falan da koydum, navigasyon. Birçok şey alabiliyorsunuz arkadaşlar ya. Ya bu oyun gerçekten çok garip şekilde iyi. Bayağı iyi yani. Başka oyun oynamaz olduk ya. 3 tane arkadaşım benden görüp bunu aldılar. Hepsi de oynuyorlar yani. Dakika başı bunu açıp oynuyorlar. Çok keyifli gerçekten. Özellikle ve özellikle 1.41 güncellemesi gelirse, 1.40 ile çok ciddi güncelleme geldi. Bu grafik güncellemeleri 1.40 ile geldi. Eğer 1.41 güncellemesi gelirse, bu Tracker Maps diye bir hadise var. Hani bu bunu online multiplayer haline çeviriyor. ETS'yi online haline çeviriyor Tracker Map'te. Ama Euro Truck Simulator yani ETS2 dolayısıyla SCS hem ATS2 yani Amerikan Trucks'ta hem de Euro Truck'a resmi olarak multiplayer modu getiriyor. Yani arkadaşlarınızla beraber mal alıp taşıyacaksınız ve komu yapabileceksiniz. Bu çok çok iyi bir şey. Anormal sarar bu özellik. Yani mesela diyelim ben bir server oluşturdum. Benim oluşturduğum server üzerinde diyelim ben bir mal aldım. O malı arkadaşlarım aynısını kopyalayacak ve aynı rotada aynı yol üzerinde biz gideceğiz. Çok keyifli. Yani düşmesi bile bayağı keyif veriyor gerçekten arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar biz normalde şu çizgiler içerisinde uyuyabiliyoruz ama ben uyumayacağım. Şu an uyku süremizde daha var. Götürür. Benzin de iyi. Devam edebiliriz şimdilik. Şu anda Bulgaristan tarafına girdik sanıyorsam. Eğer yanlışım varsa düzeltin yorumlarda. Arkadaşlar kanal videoları çok izlenmediği için biraz ara vermiştik. Bir de bizim TalkLab diye harici bir videomuz vardı. Kanalımız vardı. O kanala biraz yoğunlaşmıştık. İşte ara ara böyle arkadaşlar yazıyor video koymayacak mısın artık filan diye. İşte o yüzden de ETS'de hazır güncelleme almış. Çok da güzel görünüyor. Dedim bir ETS serisi yapalım ufaktan. Euro Truck Simulator 2 serisi yapalım. Mesela benim bildiğim ileride burada radar var. Yavaşla. Hız sabitleyiciyi aç. Burada radar var benim bildiğim. Tamam 80 kafi. Bakın şu direk var ya, bak şu iki direk. Bunlar radar. Bak şu bunlar radar. Ama Anadolu çocuğu yer mi? Yemez. Gazlayalım Gafur. Sanırım yazılardan da anlaşılacağı üzere Bulgaristan tarafındayız. Tabii ki de harita ölçeklemeleri hani 1/1 ölçekte değil. 1/19'du sanırım. Yani yanlışla söylüyor olabilirim. Çok %100 emin değilim. Ama yani bu bile, bu ortam, ambiyanslar vesaire. Ve sonra düz devam edin. Ya gerçekten çok güzel hissettiriyor yani. Yani moda sokuyor insanı. Aracın göstergelerine gelirsek yeni nesil BMW göstergeleri gibi olmuş. Bayağı da benziyor yani BMW'nin göstergelerine. Şu ambiyans ortama bak ya. Şanzımanı da performans moduna aldım. Eco modda değil. Gazlasın yani makina. İstenen oraya geçmenle uğraşamayacağım. Ve sonra sola dönün. Sola dönün. Shooter geçsin, ondan sonra katliama gerek yok. Acelemiz de yok. Şöyle ağır ağır yavaş yavaş döneriz.
tamamdır. Şeritteyiz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Uyku durumumuz halen var. O yüzden devam edeceğiz. Akşam normal farları yakalım. Göstergeleri çıkıyor bakın. Şu anda normal komple kapandı. Şu an parklar yandı. Şimdi normal farlar yandı. Böyle yapınca da mavi çıkıyor sol tarafta göstergede. Bakın yanıp sönüyor. Orada da uzunlar yanıyor. Gece uzunları yaktığınız zaman tek gidiş tek gelişti arkadaşlar. Karşıdan selektör yapar, uzunları yakmışsın, rahatsız ediyor, söndür diye falan. Yani çok güzel ince detaylar var yani. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Tamam, böyle sağa doğru yanaşalım. Sağ çıkışı kullanın. Hızımızı ideal sürete düşürelim. Ve böyle sola dönmeye hazırlanın. Gidelim. Dönerken dorsiye de bakmak gerekiyor arkadaşlar. Yoksa vuruyorsunuz dorsiyi kaldırma. Tır çakılıyor. Sola dön. Evet, bakalım gelen giden var mı? Şu an temiz de görünüyor ama o zaman çıkış yapabiliriz. Arkadaşlar bende Corsair'ın LT100 ambiyans kiti var. Starting paketle beraber expansion kit var. Yani 4 tane RGB kule var. Bunlar monitördeki renk gamutlarını direkt yansıtıyor. Yani mesela akşam oynarken diyelim gökyüzü sarardığı zaman eğer güneş soldaysa soldaki kule sapsarı oluyor. Anlık böyle ağaçlardan dolayı geçişlerden kaynaklı siyahlanmaları, gölgelenmeleri bile veriyor. Yani ambiyans olarak gayet iyi. Tavsiye ederim. Tabii biraz fiyatı tuzlu. Ama hani bir RGB seviyorsanız, öyle bir odam Çin pavyonuna dönsün diyorsanız olabilir. Skyna'ydı geçen tır. Yani deneyebilirsiniz. Bilgisayar fiyatları da malum dövizden kaynaklı çok ciddi arttı. Benim 10 bin liraya oluşturduğum bilgisayar şu an 30 bin lira. Bilmiyorum bu işin sonu nereye gidecek. Allah sonumuzu hayretsin diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Çok keyifli oluyor ya. Gerçekten Sofya, tamam. Bulgaristan doğru yani, şu an Bulgaristan'dayız. Şu an bir yol yapımı mı var? Yok. Şimdi ben geçebilir miyim? Geçemem, tır geliyor. Kazaya sebebiyet vermeyelim. Bir de yerde de tam çizgi var. Gerçi şimdi kesik kesik oldu sollama için ama görmediğim yere de çıkmam. Bakayım uca bir. Uçta sollama yapabilir miyim? Devamlı çizgiye döndüğünden. Şöyle yakın duralım da bir şey olursa sollarız. Aynen, ışığın gölgesinden çözdük. Burada sollama yapabilirim. Ama bu virajdan sonra. Sıkıntı yok, burada 3 şerit. Sen gidene kadar Papa Müslüman olur. Evet, 11 milyon euromuz var şu anda arkadaşlar. Hayırlı olsun. Paramız 11 milyon oldu. Bayağıdır, 2 aydır kastığım için oyunda. Yani süper değil ama kötü de sayılacak bir paramız yok arkadaşlar. Çıtır yani. Şimdi uzunları yakabilirim. Gece sürüşü çok keyifli. Yani gerçekten akşam olduğunu hissediyorsunuz arkadaşlar. Yani o akşam o karanlığı ya, tedirginliği veriyor yani o. Karanlıktaki hani o dikkat etmeniz gereken şeyleri hissettiriyor size. Tedirginlikleri veriyor. Az kaldı takla açıyorduk. Uzunları kapatalım şehir için.
Trnova. Trnova nasıl bir isim ya? Soldan devam arkadaşlar. Aynaya bakalım. Gelen giden yok. Kırkla gidilecek yerde 110'dan gidiyorsun. O da iyiymiş. Yavaşlayalım. Yoksa dikileceğiz. 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 Evet. Bulgaristan'a gitmiştim arkadaşlar. Yani Sofya'ya falan gitmiştim. Aşağı yukarı gerçekten böyle. Zaten her oyunun haritasını yapanlar da o yerde yaşamış insanları alıp hani önemli yerlerini, coğrafi koşulları, iklimi nasıl vesaire falan hep onları böyle yapıyorlar. Mesela Türkiye yapılırken de Road of the Black Sea, Selçuk Bey diye biri var SCS'de çalışan Türk. Ondan çok ciddi yardım almışlar. Eğer Selçuk Bey olmasaydı bu Road of the Black Sea, yani Türkiye tarafı alakasız şekilde çıkabilirmiş. Yani o da sağ olsun, teşekkürler, bayağı ilgilenmiş yani ülkemizi doğru yansıtma açısından, bayağı uğraşmış kendisi de sağ olsun tekrardan. İlk bulduğumuz benzinci de bence artık uyuyalım. Tabii bunlar giderse. Biraz gitseniz iyi olacaktı ya. Ha, önümde bir yer var. Haritada gördüğüm kadarıyla. Tamam, benzinci de var. Sola dönmeye hazırlanın. Sinyali verelim, yavaşlayalım arkadaşlar. Sola dönün. Karşıdan araç geliyor mu? Yok, temiz. Şurada yatabiliriz. Hazır gelmişken benzin de alalım ufaktan. Motoru durdur. Yakıt tankı full. Şu kesik kesik çizgilerin içerisinde arkadaşlar uyuyacağız. Hadi bakalım saat kaçta uyanacağız? Geceydi. Sabah oldu. Güzel. Gayet ideal. Sabah oldu. Hazır şurada duruyorken ben makinenin bir dışına bakalım bir defa daha ya şöyle. Arkadaşlar farların yanma sistemini göstereyim. Şimdi normalde şu an farlar kapalı, komple kapalı. Daylight dediğimiz gündüz ışıkları yanmak zorunda, yasal zorunluluk artık yeni araçlarda. Bir defa bastığım zaman tepede de yanıyor. Parklar yanmış oluyor içeride. Bir defa daha basınca LED xenonlar yanıyor. Buna da basınca yukarıdakilerle beraber aşağıda uzunlar yanıyor. Ama ben hani normalde yurt dışındaki trafik kurallarında normal gündüz farlarıyla beraber normal halojen ya da xenon dediğimiz normal farların da yanması lazım olduğu için ben yakılı halde gidiyorum. Çünkü olur olmaz yerlerde trafik cezası yiyorum bu sefer. Şimdi yola bir bakalım, gelen giden var mı? Kamil gibi yol atlamayalım. Tam tır geliyor. Karşıdan biz şeridimize geçelim. Evet arkadaşlar, tırın dış modifiyesine gelirsek, tır dediğim gibi daha 2 gün önce çıktı. O yüzden herhangi bir hani aksesuar çalışması henüz yok. Ama olacağı söylendi. Yani tıra çok düzgün aksesuar gelecek. Yani modifiye paketi gelecek. Şu an tır kendi olduğu çıplak gibi. Hani üretim hali neyse o.
ufak bir iki kozmetik dokunuş var. Onun haricinde şey yok arkadaşlar. Farklı böyle bir hani yapabildiğiniz aksesuar yok. Hani üzerine sadece desen giydirebiliyorsunuz. Ama ben buna desen giydirmek istemedim. Bunun bu hardal rengi çok iyi. Volkswagen'in hardal rengi var bir tane. Ona benziyor. Çok hoşuma gitti bu renk. O yüzden bunu kullanacağım. Bu renk Tuscana rengi arkadaşlar. Katalog rengi Tuscana rengidir. Gövde de arka dorse de Tuscana rengi üzerine desen yapmış arkadaşlar. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Şimdi buradan gidelim. Zaten mecburi olarak buradan gidiyoruz da. Bir de benim şurada bir servis var. Kırmızı İngiliz anahtar işareti var. Plemle'de. Oraya girip bu tırcı geldi geri bana çaktı. Sonra ben de sinirlenip ona çaktım ya. O yüzden benim bunu yaptırmam lazım. Hemen şuradan 2 dakikamızı alır. Çok bir rotadan sapmayacağız tekrar zaten. Tekrar hesaplanıyor. He hesapla, tekrar hesapla. Sola dönmeye hazırlanın. Arkadaşlar Türkçe navigasyon oyunda kendiliğinden var. Herhangi bir şekilde bir paket yüklemenize gerek yok. Bakalım herif bize ne karasar verdi. 3000 euro. Hadi 4000 euro diyelim ona. Çekici yapılandırıcısına gelirsek mesela çekicimiz böyle arkadaşlar. Şu anda motor seçeneği olarak zaten 530 beygirlik var. 16 vitese geçtim arkadaşlar. Çünkü yük hani manevra kabiliyeti ve yük ağır yükte bu gayet makul. Hani normal yükte birazcık daha hızlı gidiyor 12 vites ama ben 16 vites seviyorum çünkü yani engebeli arazide vesaire çok iyi çekiyor. Şu anlık arkası uzayan çift dingilli versiyonu yok. Bu var şu anda. XG Plus bu çünkü. Kabinde de arkadaşlar şöyle gösterebilirim hazır gelmişken. Böyle hani sağ sol hani İngiltere, Japonya gibi ülkelerde şey yapabiliyorsunuz. Yani mesela renk olarak bu renk de var. Renk olarak bu renk de var arkadaşlar. Ama ben hani bu rengi, şu koltuk dikişlerini vesaire falan daha çok seviyorum. Hani şurada karbon desenine benzeyen tam seçemediğim bir desen var ama karbon galiba. O var. Bu mesela sonradan aldığım kabin aksesuarı. Bu da, bu da, bu da. Şunlar da hep kabin aksesuarlarıyla gelen şeyler. Direksiyonu değiştirebiliyorsunuz rengini. Yani şöyle ki mesela geldim direksiyona tıkladım. Normal dümdüz olabiliyor. Deri olabiliyor. Ama ben kabin iç rengi trimi ile uygun olan rengi seçiyorum. Bence gayet güzel. Burada gelip işte Raven dediğimiz gece aydınlatmalı ışık bir şeyimiz var. Burada araç kokusu vesaire bunları koyabiliyorsunuz. İşte burada tablet koyuyorsunuz falan. Ya da işte ne bileyim laptop koyabilirsiniz. Ya da işte çanta. Goodyear'ın paketini almıştım ben. Goodyear paketini. Mesela kitap. World of Trucks'ın şeyi. Çok iyi. Güzel gönderme olmuş. ETS 2'nin kitabı. Oyun kutusuymuş, özür dilerim. Bu da teslimat raporu yani manifesto. Hadi bu kalsın. Falan. Burada da mesela cep telefonu koyabilirsiniz isterseniz. Ama ben böyle navigasyon seviyorum. Buraya da böyle yukarılara bir şeyler asabiliyorsun ama ben böyle çok böyle şey yapmadığım için. Aa bir dakika, mesela şunlardan bir şey koyabiliriz ya. Araç elma kokusu. Euro Truck Simulator 2. Aslında Euro Truck Simulator 2 olabilir ya. Güzel duruyor. Corner Eye dediğimiz öndeki köşeyi gösteren. Burada da bir dünya şey var. Perde merde ver ama ben bunları koymam. Yani panel geliyor bana. Bir dakika. Şu aracın dışına bir bakalım. Yok böyle kalsın bu ya. Daha iyi. Tam siparişi. Dediğim gibi Tuscan rengi. Toscana mı dedim ben demin? Tuscan'mış. Böyle birçok desen var ama bunların tabii birçoğu DRC paketlerle geldi. Ama ben bu rengi çok seviyorum. Belki zaten lansman rengi de bu olduğu için. Ben bununla devam edeceğim. Sipariş onaylayalım. Plakamız da AYC
86. İyi yolculuklar. Sağ ol canım, teşekkür ediyorum. Plakamız da AYC86'dır. Aykus olun yani. Ya buradan çıkacağıma şöyle yapayım ya ben. Sağa dön. Bırak sağa işte, şuradan gideriz. Sorun değil. Yeni rota aranıyor. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Bakalım gelen giden var mı? Gelen giden yok. Temiz çıkalım. Yani arkadaşlar şu anlık böyle. Çok kısa bir şeye bakmam lazım. Tamamdır. Bakmam gereken bir şey vardı da. Arada OBS hata yapıyor da. Hani hata yaptıysa kaydı kesecektim. Şu anda bir problem sola yok. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dön. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Dönelim canım. Biraz daha geç kalsam 2 saniye daha kırmızı ışık cezası yiyecektik. Sola dönün. Tabii ki canım. Emredersin. Oyunun Türkçe olması, Türkçe navigasyon olması, navigasyonu erkek ve kadın olarak da seçebiliyorsunuz. Yani SCS'nin artık dünya global olarak oyunculara verdiği önemi buradan anlayabiliyoruz. Zaten SCS'de de birçok Türk olduğu için onlar da bu gereksinimi iletmişlerdir, belli ki bir feedback var ortada. Bundan kaynaklı oluyor. Benim yaklaşık şöyle şirketten alakalı bahsedersem, şirketimle alakalı 30 tane şoförüm var. Tabii 30 tane de tır var. Bir iki tanesi boşta, kendi kullandığım özel tırlarım var. Bunları şey yapmıyorum, kimseye vermiyorum, ben kullanıyorum. Çünkü tır alıyor gidiyor, sen de kullanmak istiyorsun. Bu sefer adamın görevden gelmesini bekliyorsun, malı teslim etmesini bekliyorsunuz. O biraz sıkıntı oluyor. O yüzden yani bununla beraber 3 tırım var bana ait. Favori tırım. Bak, bak hele. Bütün dünyaya yol verdin şerefsiz. Bak, taktı bizi ışığa. Şimdi ben geçersem ceza yiyeceğim. Senin ben... Buna bu denir. Bekle ki şimdi yansın. Basınç az diyor. Hava basıncı az diyor. Otomatik motor freni için herhalde söylüyor. Düz ilerleyin. Tabii ki canım. Şimdi buradan sağdan çıkacağız herhalde. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Yükümüz mantar, ortamımız hoş. Reis, AX olun. Tribe de girer, rencide ederim. Kullanmış olduğumuz Dorsemiz'in arka lastikleri dönüş yapıyor. Viraj kabiliyetini ve manevra, normal park ve manevra kabiliyetini arttırmak adına. O yönden iyi. Şu anda yan şeritlerde bir olay, hadise yaşanmış. Yola uçak düşmüş. Kargo üzerinden yola uçak düşmüş. Bakalım şu anda. Bu kadar yavaş gidiyorsun ki. Neyse, o zaman ben bu arada kalayım.
Şu açı da çok hoşuma gidiyor. Sağa dönmeye hazırlanın. Tırın hareket fiziğinin birçoğunu yapmışlar arkadaşlar. Ama içeri geçelim. Elimin altına bir tane mouse koymam lazım benim ya, bu belli oldu. Şöyle kablosuz bir tane mouse alıp şuradan bu sağa sola bakma olayını yönlendireceğim. Bu oyun size belli ekipmanlar aldırtıyor yani, istiyor. Hani benim direksiyonum olmasaydı kesinlikle direksiyon alırdım. Yani bu oyunu oynayacaksanız direksiyonu alın. Çünkü klavye ile hani günü kurtarmak için hani oynayabilirsiniz ama hani direksiyon lazım bu oyunda. Yoksa her seferinde böyle WASD böyle kontra böyle tık 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 böyle basa basa böyle bir böyle bir böyle atlaya atlaya gezersiniz yani. Hadi burada bir güzellik yapayım. Sağa dönün. Ops Jesse. Anadolu çocuğu yer mi? Böyle geçer. Buradan bütün dostlara selam olsun. Bu ara gelir az geliyor ya. Şoförümün bir tanesi bana 60 bin euro yollamıştı ya. Tabi level atladıkça verdikleri para da değişiyor. Kozla Duy diye bir yerdeyiz şu anda. Arkadaşlar gelelim FPS'e. FPS mesela ekranda göreceğiniz üzere 40-45 arasında, 50 arasında bazen değişiyor. Bunun nedeni şöyle arkadaşlar. Mesela ben laptopta bu oyunu oynadığım zaman 60-65 FPS arasında oynuyorum. Nedeni şu. Bu oyunun ekran geniş olduğu için 3440'a 1440 olduğu için ekran büyüyünce ekran kartının yetiştireceği görüntü alanı da arttığı için FPS düşüyor. Çözünürlükten kaynaklı. Ama mesela laptopta 1920'ye 1080 olduğu için gayet de akıcı şekilde laptopta oynayabiliyorsam onda da görüntü ufak. Böyle bir hadise var yani onda da. Burada da geniş ekran var. Bizim gönlümüzde yatan aslında 49 ekran ama 10 bin lira civarı. Bilmiyorum ne olacak. Fiyatlar iyice uçmuş. 3080 ekran kartları 20 bin küsür. Zaten 20 bin lira ben bir ekran kartına vereceğime elimdeki kasayı satarım. Ekran kartıyla dahil. Yeni bir kasa alırım. En azından işlemcim de, RAM'lerim de, anakartım da, ekran kartım da tamamen yenilenmiş olur. Yani öyle bir şey yapabilirsiniz. Yani bu miningçiler ve bitcoinciler yüzünden piyasada ekran kartı kalmadı ve bu korona virüs olayı yüzünden, Covid-19 hadisesi yüzünden fabrikalarda üretim de azaldı ve çip üretimi yapan bir fabrikada, Çin'de sanırım ya da Tayvan'da mıydı, ikisinden birindeydi, yangın çıktığı için orada da üretim durdu. Bunların hepsi ve dövizi zaten başlı başına döviz bir kere sebep arttırdı. Hayır, yurt dışına çıkıp yurt dışından alsanız orada da zaten bu parayı veriyorsunuz ki. Yani paranın birimi değişiyor. Yani verdiğiniz para gene aynı yani. Diyelim 1000 euro. Sen bu 1000 euroyu yurt dışında zaten 1000 euro. Sen burada 1000 euroyu Türk parasına 1000 euroya çeviriyorsun, veriyorsun. Gene aynı parayı veriyorsun. Bir şey değişmiyor ki. Ya da 1000 dolar. Neyse artık. Eskiden düşüktü. Düşük alabiliyordunuz ama şimdi öyle bir hadiseniz yok yani maalesef. Aa, bilmiyorum ya. Dışarıda hava da 25 derece bu arada. Çok kısa bir şey bakacağım. Ara sıra arkadaşlar oyunu durdursam ne olur kızmayın çünkü bu Streamlabs OBS'te kopmalar olabiliyor. Hani bir sıkıntı var mı diye, kare atlaması yapıyor mu ona bakıyorum. Şu anda bir şey görünmüyor. Bakın mesela 28 bin euro geldi. Finlandia diye bir vatandaştan. Yavaşlayalım. Sağa dönün.
Şu öndeki ilerlerse önümüzü görebileceğiz. Zaten orada 3 şerit. Burada 3 şerit. Biz rahat rahat çıkabiliriz o zaman. Dorse geniş olduğu için biraz genişten alayım. Sonra vuruyoruz, sürtüyoruz vesaire, gerek yok. Öyle işte arkadaşlar. Sohbet muhabbet tadında ilerliyoruz yani. 1.41 güncellemesi de 2 hafta içerisinde sanırım, bu benim hani kendi öngörüm, gelir diye düşünüyorum inşallah. Çünkü çok büyük bir güncelleme olacak. Ufak bir iki grafik güncellemesi de yaparlar. Bir iki dokunuş yaparlar. Bu oyuna gelmiş geçmiş şu ana kadarki en büyük güncelleme İberia güncellemesi arkadaşlar. İnanılmaz büyük bir harita geldi İberia ile beraber. Portekiz ve İspanya geldi. Ve yeni taş modellemeleri, yeni ağaç modellemeleri, yeni kavşaklar, birçok modellemeyi barındırıyor. Ve bundan sonra gelecek revizyonlarda ve şehir tasarımlarında, diğer DLC'lerde kesinlikle İberia'dan bir şeyler göreceğiz. Buna eminim. İberia başlı başına bayağı büyük bir şey. Mesela diyorsunuz ki İspanya'ya ben mal götürüyorum. İspanya'ya girdim diyorsunuz. İspanya'ya girdiğiniz dakika daha teslim edeceğiniz rota 900 kilometre oluyor. 700 kilometre oluyor. Büyük yani. Bir ucundan öbür ucuna gidiyorsunuz arkadaşlar. Şu an Romanya'dayız. ...490 km sonra arkadaşlar oyunu kaydedeceğim. 1000 km'yi aşmış oluyoruz çünkü. 490'dan sonra. Her 1000 km'de bir ben kaydedeceğim. Yaklaşık olarak 4 partta çıkar bu. Çünkü YouTube'a tek part olarak yükleyemiyorum. 4000 km'yi YouTube'a tek bir partta yüklemek biraz zor. Ya yani internet paketim müsaade değil. Müsaade etmiyor. Aha, adama tıksadık. Neyse, Dorse'ye bir şey olmasın da. Çünkü Dorse'ye bir şey olunca kazancımızdan kesiyor. Tamam, 22 ton devam. Bu kadar oyun oynadım, ilk defa orada İstanbul'da şeye takıldım ya. Gişeye takıldım, iyi mi? Gerçi burada böyle bir şey olmayacak herhalde. Niye öyle oldu anlamadım onu da. Hadi kaldır da. Burada tırdan indirip aracı kontrol ediyorlar yüklerini. Gümrük kontrol. Bak geldi, gidip mi girdi de neyse çekildi. Bu da Skyna. Burada şerit teke düşecek. İleriden de sağa gireceğiz. Burada ne var ki? Tamam, burada bir şey yok. Piteşti, Bukreş. Şuradan dönmektense ben şu aradan sallarım kendimi ya. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. He he canım he. Ben şu aradan kendimi sallarım abi. Hop çıktık. Güzel. Devam. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Şu beyazdan sonra girelim. Craiova'dayız şu anda. Carrefour yazmışlar ya. Benim aldığım, internetten öğrendiğim bilgiler doğrultusunda söylersem, şimdiki çıkışı kullanın. Bu SCS firması
bu oyun içerisindeki tabelaları düzeltmesi için oyun içerisindeki tabelaları ve reklam işte firmaları, kargo firmalarının isimlerini vesaire düzeltmesi için bir tane şey almışlar. Grafiker ve tasarımcı almışlar. Bu işte hususi olarak ilgilenen yani. Ya düşün ya, koskoca DAF firması SCS firmasına diyor ki bizim diyor tırı diyor tanıtalım. Sonra diyor hani sizin oyuna diyor gelsin diyor. Çok güzel hadiseler. Burada kamera var arkadaşlar. Kameranın yeri nerede? Şu. Sağda kalın. Bakın bu direk. Sonra sağa dönün. Sağa dönün. Bükreş Timiş var tarafına gideceğiz. Bakalım ne olacak. Böyle yara yara gidiyoruz. Sola dön. Gece olsaydı ben burada kesin vurmuştum. Birkaç sefer gece buradan geçtiğimde vurmuştum. Dorsayı da takıyorduk, az kaldı. Milimden geçirdim. Açıktan aldığım için geçti. Krayova bitti arkadaşlar şimdi. Oyunu kaydetmemize 348 km kaldı. Her 1000 km'de bir kayıt alacağım için. Yani aslında 1200 km gibi bir şey olmuş olacak. Çünkü 4200 falandı ilk baktığımda navigasyona. Hani 200 km'de bu bölümlük benden olsun. Çünkü oyunun kayıt süresi artınca hem yüklemesi sıkıntı oluyor. Hem de oyunu işte kaydettiği zaman problem oluyor. Öndeki araç Volvo. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Bak gitti durdu ya. Şu yapay zeka AI'ların sıkıntıları var ya. Şimdiki çıkışı kullanın. Diyelim en sol şeritte gidiyor arkadaşlar. Hız limiti 90 gösteriyor. En solda gidiyor. Tabela 50'yi gösterdiği dakika önünüzde, arkanızda hiç sağında solunda bir şey var hiç algılamıyor. Direkt 50'ye basıyor. Siz de orada arkadan kaptırmış geliyorsanız benim gibi arkadan tıkslıyorsunuz. O yüzden ben mümkün mertebe böyle arabaların dibine girmiyorum ki kaçınma, manevra yapma mesafem kalsın. Şimdi önüm boş, ben bunu sollarım abi. He? Nasılmış Hiltici? Şu tırı ayarlayayım, tırı ayarla geçeceğim. Geçeceğim, geç. Önde de bir vasıta var ama. Ulan karşıdan araba anam geliyor vurmadık. Yırttık. Türk usulü kullanıyorum. Debriyaj tokatladım o ara. İleride sert viraj var. Hafif sert olmasaydı ben bunu geçerdim de, dur bakalım. Hızı sabit tutarsak bir şeyler olabilir. Arkadaşlar videoları beğenip lütfen kanala abone olun. Yorum yapın, paylaşın. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İş yoğunluğu da var malum. Ekseri zaten hafta sonları çekiyorum gibi bir şey. O
Oh bakın masraflar 1447 euro saplandı gene. Hayırlı olsun. Şimdi şu tepeyi aşağıya ben bunu görürsem geçebilir miyim? Bu yer mi? Normalde böyle bir şey yapamazsın. Karşıdan şu an araba gelse yandık. Araba tır yatıracağım şimdi. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Daha yavaş gitsen olmuyor muydu? Şimdiki çıkışı kullanın. Senin ben ta... Hak etti. Ne geçiyor la yandan? Tren geçiyordu. Tren gelir, hoş gelir, ley 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 lim ley. Burada da bir ekran görüntüsü alalım ki YouTube'u yüklerken kapak fotoğrafımız olsun. Aynen bu açı çok güzel oldu. Hafif geri biraz çevrede görünsün. Bu konularda biraz titizimdir çevrenin görünmesiyle alakalı. Şu ağaç görünmesin. Şöyle bayağı bir yukarıdan tırın şeyi de eşit olsun. Bu bayağı güzel oldu. Bir de bir ekran görüntüsü, bir dakika nasıl alıyorduk ekran görüntüsünü de. Bunu nasıl kapatıyorduk ki? FNF9 değil. Bu da değil. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum da arkadaşlar şimdi. Yani. Screen'i algılamıyor. Niye algılamıyor? Neyse ben bunu ekran görüntüsü alışı yaparım. Birkaç tane daha alalım. Mesela hani farklı olsun pozlar. En beğendiğimizi kullanırız. Ama bence ilk çektiğim en güzeliydi. Yani hem geniş açı hem olayı da anlatıyor. Şu şekil ideal. Ha, şu da olur. Evet arkadaşlar. Devam eden to. Halen Romanya tarafındayız dostlar. Tünelde yavaşlayalım, duvara sürteriz. Farlar kapalıymış ya la. Düz ilerleyin. Vallahi yara yara gidiyoruz zaten.
Vallahi yatırdım bayağı bir de frene basan takla atacaktı. Gelir mi vasıta? Gelme lan. Gelme. Tamam, güzel. Gelmedi, devam. Orayı da öyle atlattık. XG Plus'a. Vay be DAF. Şimdi buna şey de gelir. Işıklı DAF logosu da gelir ön tarafa falan, ön panele. Aksesuarda falan. Ben mesela, benim bir tane DAF'ım var bu oyunda. Onda böyle ışıklı DAF logosu yapmışlar. Gece böyle DAF yazıyor böyle. Süper ya. Bu araba 80'den gider mi ya? Bak gözünüzü seveyim ya. Timişvar tarafına gidiyoruz. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Yer mi? Önden tır ya da bir vasıta gelmiyor. Zıplayalım o zaman. He, sollama yasak ha. Tam burayı çok seviyorum ya. Çok güzel yapmışlar bu kavşağı. Yağ gibi akıyorsunuz. Hele bir de gelişli olsaydık daha da hızlanırdık. Ya oyunun birçok güzel şeyi var ya. Yani anormal vakit geçirtiyor insana. Ben burada bunu geçebilir miyim? Geçerim abi. Bu hızda geçerim onu. Sonra ani fren. Vurmamak için. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Daha durun arkadaşlar, 1.41 güncellemesi bir gelsin. Şimdiki çıkışı kullanın. Bu multiplayer'da konvoy falan 3-4 kişi var yani şu an listede. Güzel olacak yani. Maceralar falan üf fena. Yani dörtlere yakınca böyle tuşlu harekete geçiyor. Bayağı gerçekçi ya. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Gidelim Yahya. Information'a basınca arkadaşlar arabanın gösterge panelinde yaptığınız küreme, yaktığı hız başına benzin tüketimi, işte hava basınçları vesaire, soğutma ölçümü, işte mesafe, yaktığı yakıt, toplam benzin falan, bunların hepsini gösteriyor. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Sonra da bu gösterge geliyor. Benim favori ekranım zaten bu. Ve bunun açılış ekranı vesaire falan da gelecek arkadaşlar. Böyle DAF'ın böyle animasyonun olduğu bir açılış ekranı da gelecek buna. Dediğim gibi bu tır daha 2 gün önce lansmanı yapıldı. Lansmanı yapıldıktan 2 gün sonra Euro tırağı geldi. O yüzden daha hani bu birçok şey eksik bunun. Hani gazımızı almak için verdiler ama sağ olsunlar bence gayet de şu an iş görüyor. Tabii yeni donanımlar gelince buna
Enfes olur ya bu. Ya şu an bile shooter bana kafi yani de tabii bir modifiye paketi isterim buna. Bu fabrikasyon hali şu anda. Evet arkadaşlar, oyunu kaydetmeye 150 km kaldı. 150 km'de yaklaşık 15 dakika yapar bu oyunda. Evet, hızımızı aldık, gene gidiyoruz. Renault Evolution, o da muazzam bir tır. Ben ona da bayılıyorum. O 132'yi görüyor. Bu da 132 görüyor. Yani aslında bu beygir olarak 10 beygir ondan kuvvetli. Renault Evolution 520, bu 530 beygir. Hız olarak da aynılar yani. Ama kabin tasarımı bunun daha iyi. Ya büyük ekran ve gösterge paneli zaten tek başına kafi yeter yani. Ama tabii Renault da çok muazzam bir tır. Gerçekten yani. 49 ekran olsa yan taraftaki şeyi de görecektik arkadaşlar işte. Yan direği görecektik de. Tabii görüş açısı bayağı artacaktı. Kısmet bakalım, belki Kara Cuma'da, Black Friday'de bir şeyler yapabiliriz. Yani 10 bin lira da bir monitöre vermek, ne bileyim ya. Düşündürüyor yani. Yazık. Milletin şu an yiyecek ekmeği yok. Korona yüzünden. Çok sıkıntı çektik. O yüzden hani ekran kartına gidip 20 lira para vereceğime, 20 lira param varsa giderim bilgisayarı satar, üzerine para koyarım. 10 liraya kasa mal ederim. Ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Hızlıyız, 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 yavaşla. Ops. Olana bak. Nereye dikildi? Aha, taşa çaktık. Yedik mi naneyi? Amoduyla. Aba, çok güzel yasladık. Yazık oldu yavruya. Arka lastikler bakın arkadaşlar dönüyor. Dorse'deki. Gene tırı yaptıracağız. Yandık. Gitti, taşa takıldı ya. Tabela falan yok arkadaşlar. Taşa takıldı yani, onu söyleyeyim de. Yazık ya. Ulan tüh, üzüldüm. Neyse. Yaptıracağız gene. Yapacak bir şey yok. Yakınlarda şey nerede var? Ya haritaya bakmam lazım. Siget'in üzerinde şehir var mı? Var. Tam önünden geçiyoruz. Süper. Tam önünden güvenli geçiyoruz. Yolculuklar. Siget'in de biz bunu yaptırırız. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dön. Yeni rota bulunuyor. Gelsin 23.000 gelsin, çünkü bayağı arabayı hasara uğrattırdık tırı. Nasıl gitti orada, taşa takıldı burun ya. Çok ilginç. Hadi aç şu şeyi. Bariyer kaldır ya. Tabi her şey usulüne uygun. İstanbul'dan buraya nasıl geldik? Cizikyalı. İmbasıl. Macaristan. Şu an Macaristan'dayız arkadaşlar. Yani Hungarian. Bak, in adına geliyor ya. Ya kardeşim, sinyal veriyorum, yola girmeye çalışıyorum. Daf. Al. Gir bakayım, girebiliyor musun?
Şimdi hasar verdiğimiz için tır biraz yavaş gidecek haliyle. Bu kötü oldu. E artık bir hızlı gitsen de bir biz de yolumuza baksak. Bak geldi üzerime kırdı ya. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. 2 dakikada 2 kaza. Hayırlı olsun. Sağ çıkışı kullanın. Sağa dönmeye hazırlanın. Şu an direksiyon sağ bayağı bir vuruyor. Güzel. Hah, motorda da motor sarı ışığı da yandı. Hayırlara vesile olsun. Sıvazlı. Uyku durumumuz da ufaktan geldi. Bir benzincide durup uyuyalım. Biraz benzin alalım ve oyunu kaydedelim. Çünkü 1000 kilometre sola dönmeye hazır. Hatta 1200 kilometre yapmış olduk şu anda. İlk benzinciye kadar gidelim de bu bölümü burada sonlandıralım arkadaşlar. Sola dön. Gelen var mı? Geliyor. Yavaşlayalım. Yavaşla canım. Tamam, bunlar da beni bekliyor. Evet, bu bölümlük çok böyle ilginç şeyler olmasa da yani bir iki ufak aksiyonla işi kotardık diye düşünüyorum. O gümrükte kaza yapmasaydı iyiydi ya. Durdu ya. Öyle geçilmez. Böyle geçilir oradan. Yeter be. Her şey duracak mıyız böyle ya? Manyak ettiniz ya. Önce şurada bir uyuyalım. İyi olmadı. Çünkü burası otobüs durağı. Otobüslerin geldiği yer burası. Bir diğerine girecektik. Yanlış yere girdik. Düz ilerleyin ve sonra sağa dönün. Tamam, buraya gireceğiz. Bir dakika ya. Dur. Arkanda araba var. Tamam, şöyle gir şuraya da. Aksiyonlu bir... Tekrar hesaplanıyor. Olmasın. Ula abi buraya... Mümkünse U dönüşü yapın. Ya bırak mümkünse U'sunu, F'sunu. Şuraya gir. Tamam. Burada bir güzel uyuyalım. Oh, oldu mu sana gece vakti? Aa, bizim kullandığımız tır şimdi şeyde de var. Hatta yanda da var bir tane. Buradan çıkalım, bir servise gidelim abi. Gitti, neye taktı Allah rızası için ya. Hiçbir şey takmadı. Kaldırıma oturdu, ondan oldu galiba. Ulan milimetrik geçirmek diye buna denir ya. Aynen, demin kaldırıma oturdu. O onun şeysi. Lan dur bir dakika. Şurada ben lan dorsayı çakma. Hah. Kör kanat gidiyoruz yemin ediyorum.
Sağa dönün. Sağa dönün. Ha, gece vakti olduğu için yanıp sönüyor. Geçebiliriz. O zaman geçelim. Sağa dönmeye hazırlanın. Tam burası. Servis. Sağa dönün. Şuraya girip aracı yaptıracağız. Size yeni bir rota bulalım. Oh, 27 bin euro haşırtı Blackboard. Evet arkadaşlar, bu bölümlük burada sonlandıralım. Bayağı da bir kilometre geldik. 1200 kilometre geldik yaklaşık. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Her şeyden önce sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın. PUBG Games TV ekranlarından şimdilik hoşça kalın.